Hayızlı bir kadın cenaze yıkayabilir mi? Hayız hali kadınların Allah tarafından yazmış olduğu bir yazgıdır. Regil dedikleri günümüzde moda olarak veya adet dönemi dediğimiz dönem Cenab-ı Hakk'ın Ademoğlunun kızlarına yazmış olduğu değişmez bir yazgıdır. Dolayısıyla hanımefendiler bu dönemlerinde Allah'ın yapınız dediklerini yapıyorlar. Yapmayın dediklerini de yapmıyorlar. Yapmayın dediklerini yapmayınca yine sevap kazanıyorlar. Niye? Emre imtisal, emri yerine getirmek sevap olduğu gibi yapmayın dediğini de sırf yapmazsa, o dediği için yapmazsanız sevap kazanırız. Mesela yapmayın dediği nedir? Namaz kılmayın diyor. Namaz kılmıyor. Oruç tutmayın diyor. Oruç tutmuyor. Kur'an okumayın diyor. Kur'an okumuyor ibadet kastıyla. Demek ki günde 5 vakit namazını kılıp da hayız dönemine girdiğinde namazı terk eden kadın yine sevap. Kılmışsa sevabını alır. Bu noktayı anlamayan bazı gafiller, bazı gafil insanlar ilim kisveti altında efendim bu ayette geçmiyor namaz kılabilirler diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam postacı mı? Haşa ve kella. Peygamberimiz postacı değil. Postacı zarfı bilir ama mazrufu bilmez. Zarfın içinde ne olduğunu bilmez. Peygamberimiz hem zarfı bilir hem de mazrufu, zarfın içinde ne olduğunu bilir. Çünkü görevi zarfı vermek değil bize. Zarfı açıklamak. Zarf Kur'an-ı Kerim. İçindekilerin herkesin anlaması mümkün değil. Onu açıklıyor. Mesela Kur'an namaz kılın diyor. Nasıl namaz kılacağım ben? Evet. Bilmiyorum ki. Rükû edin, secde edin diyor. Sırf namazla diyor. Nasıl rükû edeceğim ben? Nasıl rükû edeceğim? Peygamber aleyhissalatü vesselam gösterdi. Geliyor diyor ki rükûyu şöyle yap. Secdeyi şöyle yap. Rükûyu tek kez yap. Secdeyi iki kez yap. Secdeyi iki kez. Var mı iki kez secde edin diye? Yok. Diğerler beni nasıl görüyorsanız öyle kılın diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam postacı değil. Zarfı da mazrufu da bilen ve bunları açıklayan bir ilahi görevlidir. Onun için hanımefendi hayız döneminde namazı terk ettiğinde, oruç tutmayı terk ettiğinde tutmuş ve kılmış sevabı alıyordu. Gelelim soruya. Şimdi hayız dönemindeki bir hanımefendi namaz kılmayınca, oruç tutmayınca buna halkımız pis diyor ama pis kelimesi yanlış kullanılıyor. Pis değil. Ya ibadet etmekten uzak durması gereken insan demek. İbadet etmekten uzak durarak ibadet eden insan demek diğer bir tabirle. Bu yasaklanan neymiş? Namaz, oruç, işte Kabe'yi tavaf etmek ve efendim Kur'an okumak. Peki cenazenin yanında bulunması veya cenaze yıkaması Kur'an'la sünnetle yasaklanmış mı? Hayır. Yasaklanmadığına göre el aslu fil eşya el ibaha düsturundan hareketli alimlerimiz diyor ki hanımefendi adet döneminde kendisi gibi Müslüman olan bir hanımefendiyi ne yapabilir? Yıkayabilir. Veya yıkayan hanımın yanında yardımcı olarak durabilir, su dökebilir. Bunda herhangi bir sakınca yok diyorlar.